Oh, severim etinin tatlılığını. Severim senin güzelliğini. Çinliler işte kırmızı külahlı olur. Adamlarda zevk diye bir şey yok ya. Ulan kırmızı külah ne alaka ya? Bir de sopa gibi. Uzun kırmızı külah. Yüzyıllardan beri şaşmaz kıyafetleri. Ya 5000 yıl önceki cinlerde de aynı. Şimdikilerde de aynı. Bütün kaya kabartmalarına falan bakın hep aynıdır kıyafetler. Şekil şemal aynı. Ayakları da topaç gibi. Yere dokunduğu nokta sivri. Nasıl ayakta durur orada öyle o şekilde, o da acayip bir şey yani. Tık tık tık. Parmağı yoktur cinlerin. Yani yere böyle konik bir ayakla basarlar. Yani kurşun kalem ucu gibi. O şekilde. Tip eşkal kaymış vaziyette. Diş bozukluğu hepsinde var. Yani diş diye bir şey yok adamlarda. Ya dişçiye gitmeyi bilmiyorlar. eşkal çok bozuk oluyor. Ama istediklerinde çok güzel görüntü alabiliyorlar. Ama kendileri alanında bozuk tipler. Neden olduğunu bilmiyorum. Mesela bu elde çağrıldıklarında birbirlerini iterek ekrana girmeye çalışıyor. Acayip eşkal bozukluğu var ama. Yani rezalet. Yani tip diye bir şey yok adamlarda. Dolayısıyla cinlerle bağlantı kurmak isteyen klasik yöntemler var işte gençlerin yaptığı, o tarzda bağlantı kurabilirler. Ama çok yorar yani onlar, çok boş konuşur. Zırvalara çok nadir doğru konuşur onlar, yorucu olurlar. Müminin anayasası Kur'an. Ahlakta, ahlakta sevgide anayasası Kur'an. Her müminin ahlak anayasası, sevgi anayasası Kur'an'dır, bu açıktır. Siyasi anayasa değil, yani devlet anayasası ayrı, o ayrı, ona sabırız. Yani Allah'ın koyduğu kurallar, Allah'ın koyduğu sistem o anlamda. Allah'ın yasası. Tora demek mesela yasa demektir. Tora, Tevrat, yasa. Kur'an da Allah'ın yasasıdır. Yani insanlara söylediği kurallar. Helaller, haramlar, nelere dikkat edeceği, buna yasa denir. Mümin bunlara dikkat etmekten mükelleftir. Yani imani yönden yasadır. Sosyal anayasamız ayrı, ona zaten her mümin uyuyor. Evet, dinliyorum.